Ee, ne yaparsanız yapın bir şeylerden vazgeçmek durumundasınız. Yani şu an e, atıyorum benimle program yaptığınız için e, bilmem nerede çalamıyorsunuz, bilmem hangi öğrencinizle çalışamıyorsunuz, istediğiniz müziği dinleyemiyorsunuz, spor yapamıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz, çocuğunuzla ilgilenemiyorsunuz. Yani şu anda şu zaman dilimi içinde yapabileceğiniz 20, 30, 40, 50 tane şey var. Evet. Ve her gün size üstelik bu zamanda şu da yapılabilirdi diye etraftan tavsiyeler geliyor. <laughs> Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın, 10-15 şeyi kaçırmış oluyorsunuz. Hı hı. Benim yık dediğim hep bir şeyleri yakalayamayıp ıskalama korkusu içindesiniz. Hep bir şeyleri daha yakalamanız lazım. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir şeyleri daraltıp, sıkıştırıp aynı zaman dilimi içinde çok daha fazla şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bu aynen yemek yerken hani tıkınarak yemek, işte bir şey yaparken daha hızlı yapmak hı hı. ki aynı zaman dilimi içinde daha fazla şey yapalım diye bir ihtiyaç, niyet var. Onun için birilerine bir şey beğendirmenin ötesinde tatminin zaten olmadığını Rolling Stones 66'da söyledi. <laughs> Ondan beridir de tatmin yok. O zaman ancak buna yaklaşabilecek ya da olandan zevk almak lazım. Hı hı. Ee, ve hayat onun için değişiyor şu andaki yeni e, durumda. Mesela andan zevk almayı daha öne alıp e, ileriye ya da geriyi fazla kurcalamamak gerektiğine doğru gidilmesinin önemli sebeplerinden bir Aslında tanesi bu. Aslında binlerce senedir söylenen ama yavaş yavaş belki bu noktaya şimdi, toplum olarak e, bütün tabii şimdi bakın e, işte biliyoruz. sosyal medyada pek çok şey... Bir anda 24 saat içinde kaybolan görüntüler evet. kullanıyorsunuz. Halbuki bu görüntülerin gerçek sebebi ölümsüzlüktür, anı koruyabilmektir. Yani zamanında işte imparatorlar vesaire Roma'da, Yunan'da heykellerini yaptırmış mermerden değil mi? Daha öncekiler topraktan yaptırmış. Ondan sonra kimya ilerleyip de boyalar düzgün olunca herkes kocaman resimlerini yaptırmış. Tablolarını asmış sanayilere. Fotoğraf çıkmış. Her tarafta fotoğraflar, işte bütün devlet büyüklerinin hatta taze gider. ...daha sonra da herkesin fotoğrafı olmuş. Herkes çocuklarının fotoğrafını bolca çeker özellikle 2-3 yaşına kadar... ...çünkü her hafta çocuk değişir. Evet. Hep bunlar saklamak, kaybolmaya, yok olmaya, ölmeye karşı durmak iken... Hı hı. ...24 saat içinde kaybolan görüntülerin ortaya çıkması aslında... ...bütün bir beynin, bütün insanın düşüncesinin, hayata ele alış tarzının değişmesidir. Yani bir şeyleri ileriye doğru saklayıp korumak yerine... ...o anı yaşayıp bitirip yenisine geçmektir. 24 saat içinde kaybolan şeyler... Ya da müzelerdeki sanattansa bugün sosyal medyaya baktığınızda sokak sanatının çok daha önde olması, yani sokakla beraber kaybolan işlerin yok olan, zamana dayanıklı olmayan işlerin olması çok daha kabul edilir haldedir. Yani bugün geldiğimiz nokta aslında zamana değil hıza dayanıklı olmak üzerine kurulu bir hayat yaşıyoruz. <laughs>